Herkese merhabalar. Hazreti Musa ve Ayetel Kürsi konumuzla beraberiz. Süper bir konu. Hazreti Musa'nın kıssasını öğreneceğiz. Aynı zamanda da Ayetel Kürsi'nin anlamını beraber öğreneceğiz. Hadi bakalım o zaman dersimize başlayalım. Bir kere bugün dersimizde Hazreti Musa Aleyhisselam, yani büyük peygamberlerden olan Hazreti Musa'nın nasıl bir yaşam hikayesi olduğunu, aynı zamanda neler yaşadığını, neler yaptığını, Firavun'la olan mücadelesini, aynı zamanda işte çocukluğunda aslında nasıl enteresan bir şekilde nehre bırakılıp da sonra Firavun'un sarayında büyüdüğünü, gerçekten muhteşem bir hikaye. Resmen filmlere konu olacak bir hikaye. Bunu öğreneceğiz beraber. Aynı zamanda Ayetel Kürsi ne demek, manası nedir, okunuşu nasıldır ve içinde geçen Allah'ın sıfatları, Allah'ın yüce sıfatları nelerdir? El Hay, El Kayyum, Ali, El Azim, Allahu la huvel hayyul gayyumla başlayan Ayetel Kürsi'yi senle beraber öğreneceğiz Tonguç evladım benim. Ama öncesinden ödevini vermek istiyorum. Biliyorsunuz Ekim ayımızda mükemmel bir şekilde, hızlı bir şekilde ilerlemeye devam ediyoruz. Isınma ayındayız şu anda ve süper bir şekilde ödevlerimizi de yapalım lütfen. 0'dan 8'e sözel kitabımızdan hemen sana ödevlerini vermek istiyorum evladım benim. Artık biliyorsun ki bayağı bir ilerledik. Ayetel Kürsi ve anlamı artık ünitemizin sonuna geldik. Burada sayfa 266'dan 269'a kadar yapmanı istiyorum senin. 0'dan 8'e sözel kitabı olan arkadaşlarımız. Taktikli din kitabı olan arkadaşlarımız da, taktikli seti olan arkadaşlarımız ve benzeri. Burada da hemen Hazreti Musa Aleyhisselam'ın test 14 ve test 15, yani iki adet testimiz var. Artık ünitemizi bitiriyoruz, ilk ünitemizi. Dinamo kitabımıza baktığımız zaman da, Dinamo Din Kültürü kitabımıza baktığımız zaman da yine ilk ünitemizin son testlerine geldik artık. Ve burada da kader inancından hemen şurada, hemen burada test 11 ve test 12. Hazreti Musa testi ve Hazreti Musa testi ve Ayetel Kürsi testimizin sonuçlarını yapalım. Hadi bakalım ve aynı zamanda Zoru Bankası 10'da 10'dan da hemen ödevimizi vermek istiyorum. Yine aynı şekilde kader ve kaza ünitemizin son kısmı diyebiliriz. O da test 04'ü yapmanızı istiyorum. Hadi bakalım o zaman süper bir şekilde bu dersten sonra bu ödevleri yapalım. Ama öncesinde süper bir şekilde dersimizi izleyelim. Hazır mısın Tonguç Evren Bey? Hazırım hocam. Harikasın. Hadi o zaman başlayalım. Hadi bakalım. Şimdi İsrailoğullarına peygamber olarak gönderilmiştir Hazreti Musa aslında. Ve İsrailoğulları da aslında bizim şu anda Yahudiler diye bildiğimiz kavmin ilk halidir diyebiliriz. Ve aynı zamanda Ulul Azam peygamberlerden, gerçekten hani Hazreti Muhammed, Hazreti Musa, Hazreti İsa, bunlara ne gelmişti Tonguç benim? Kitap. Kitap gelmiştir. Dolayısıyla birazcık daha diğer peygamberlerden farklı bir yere sahiptir diyebiliriz. Kendisine gönderilen kutsal kitabın adı Tonguç benim Tevrat'dır diyebiliriz. Tevrat nasıl, Hazreti Muhammed'e ne geldi Tonguç benim? Kur'an-ı Kerim. Süpersin. Hazreti İsa'ya ne geldi? İncil. Harikasın. Hazreti Musa'ya da işte Tevrat geldi. Hazreti Davud'a da Zebur geldi. Bunları gerçekten çok iyi hakim olmamız gerekiyor. Kardeşi Hazreti Harun diye bir peygamber var ve Hazreti Harun ile Firavun'a karşı, yani o dönemki gerçekten de hüküm sahibi, ben Tanrıyım diyen, herkes bana uymalı diyen adama karşı mücadele etmişlerdir. Ne mücadelesi vermişlerdir? Tevhid mücadelesi. Tevhid ne demekti Tonguç Eren Bey? Bilmiyorum hocam. Arapçada nasıl İngilizce'de 1, 2, 3, 4 diye sayıyoruz Tonguç abi. Evet. Arapçada da vahid, isneyn, selase diye böyle sayıyoruz. Tamam mı? Sayıları böyle 1, 2, 3 diye sayıyoruz. Un, dos, tres. Aynen, un, dos, tres İspanyolcası. Dolayısıyla tevhid dediğimiz şey de vahidden geliyor. Vahid bir demek. Dolayısıyla tevhid de vahid olduğuna inanmak, yani birliğe inanmak, Allah'ın bir olduğuna inanmaya biz tevhid mücadele ediyoruz. Çünkü o zaman, o dönemde insanlar ne yapıyordu Tonguç'u biliyor musun? Bir sürü tanrıya inanıyorlardı. Bir sürü diyorlardı ki benim bir tane Allah yok. Bir sürü tanrım mı var? Bir sürü Allah var. Yazıklar olsun. Dolayısıyla bunlara karşı Hazreti Musa dedi ki bana vahiy geldi ve bana gelen vahiye göre Allah birdir, tektir. Siz de gelin buna inanın. Şirk koşmayın. Yani Allah'a ortak koşmayın. Başka tanrılar vardır ve benzeri şeklinde uydurulmuş şeylere inanmayın dedi. Sonra tabii ki Firavun gerçekten de ciddi manada karşı geldi bu söylediklerine ve hatta Hazreti Musa'yı öldürmeye çalıştı. O mücadelede işte Hazreti Harun da Hazreti Musa'ya yardımcı oldu Tonguç abi. Firavun'un sarayında büyümüş biliyor musun? Hazreti Musa'nın çok enteresan bir hikayesi var.
Gerçekten de hani hatta şöyle Hazreti Musa'nın hikayesini şöyle anlatayım sana. Hazreti Musa Tomuçeren Bey, Firavun gece bir rüyası, rüya görüyor Tomuç. Firavun'un böyle bir kapşonu var. Tebrik ediyorum. Böyle kıyafetleri falan var böyle. Gece rüyasında görüyor musun? Gece rüyasında kendi ülkesinde doğan bir erkek çocuğunun kendisini öldüreceğini görüyor. Kim o? Sonra diyor ki Firavun, tamam o zaman diyor, ben benim ülkemde doğacak bütün erkek çocukları öldüreceğim diyor. Çünkü ileride beni öldürecekler bunlar diyor. Dolayısıyla bu bütün erkek çocukları öldürüyorlar. Tak 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 tak, küçük çocukları hiç doğmadan canice öldürüyorlar. Ama bir tane çocuk Tomuç Eren Bey'im bu zulümden kaçabiliyor. Onun annesi de aslında çocuğu, böyle bir nehir kıyısı var Tomuç Eren Bey. Bu nehir buradan akıyor. Nehir kıyısından gizlice bir sepetin içine koyuyor ve bu sepetin içinde nehre bırakıyor. Nehre bıraktığı zaman nehir de çok enteresan bir tane büyük bir şeyin bahçesine gidiyor. Neyin biliyor musun Tomuç Eren Bey? Bir sarayın bahçesine gidiyor. Bu sarayın bahçesinde de kadınlar görüyor. Aa, ufacık tefecik bebek var. Bu bebeği biz hemen alalım. En azından burada ölmesin, Allah korusun şeyde falan diyerekten. Ondan sonra Firavun'un sarayında Hazreti Musa çok enteresan bir şekilde girmiş oluyor Firavun sarayına. Firavun sarayına giren Hazreti Musa sonrasında orada büyüyerekten sarayda büyümüş. Sonrasında da aslında Hazreti Harun'la beraber, kardeşiyle beraber Tomuç Eren Bey, sonra birleşerekten ne yapıyor? Firavun'a karşı mücadeleye başlıyor. Firavun'a karşı mücadeleye başladığı zaman aslında Hazreti Musa Firavun'u o ta önceki dönemde rüyasında öldürecek insan olacak. Tabii Hazreti Musa kimseyi, yani Firavun'u öldürmüyor. Allah Kızıldeniz'i ikiye yarma mucizesinde aslında Firavun'u öldürmüş oluyor. Nasıl oluyor biliyor musun? Mucizelerine baktığımız zaman Hazreti Musa, bir kere en önemli mucizelerinden bir tanesi Kerimullah. Yani Allah ile konuşması Tomuç Eren Bey. Kerimullah dediğimiz şey Allah'ın kelimesi demek aslında. Çünkü Hazreti Musa işte bir Tur Dağı'na gitti. Zaman Tur Dağı'nın orada bir ateş görüyor. Ailesiyle yürüyorlar bunlar. Bir yerden bir yere gidiyorlar. Sonra bu da ateşin yanına doğru, ben gideceğim, siz bekleyin ailem diyor. Sonra oraya gittiği zaman gerçekten de o orada inanılmaz büyülü şeyler, mucizevi şeyler oluyor. İşte asası aynı zamanda elini göğsüne sokuyor, bembeyaz oluyor. Asası gerçekten de değişik bir şeye dönüşüyor. Hani bunun sonucunda da Allah'la konuşabildiğini görüyor ve o sırada hatta Allah'a şöyle söylüyor. Allah'ım seni görmek istiyorum diyor konuşması. Bu Kur'an'da geçen şeyleri birebir anlatıyorum sana bu arada Tomuç Eren Bey. Görmek istiyorum diyor. Hayır, göremezsin diyor beni. Çünkü görürsen diyor o nura hiçbir şey dayanamaz. Dağ taş paramparça olur diyor Allah da ona. Dolayısıyla Allah'la bu konuşması yüzünden de biz Hazreti Musa'nın en büyük mucizesi diyebiliriz Allah'la konuşmasına. Ve aynı zamanda asası dediğimiz şey bir yılana dönüşüyor. Koskocaman bir yılana dönüşüyor. Bunlar mucizelerinden bir tanesi. Bu da çok enteresan. Firavun çağırıyor Tomuç Eren Bey. Hadi bakalım, anlat bakalım, senin anlattığın tanrı da neymiş? Benim burada büyücülerim var. Burada bir sürü büyücüyü topluyor. Tamam mı böyle? Gerçekten hokkabaz gibi tipleri topluyor. Ve bunlar böyle Firavun'un yanında diziliyorlar. Tamam mı? Böyle Firavun burada şeyle böyle kıyafetleriyle falan filan. Hadi bakalım anlat diyor. Hazreti Musa da elinde bir asası var Tomuç Eren Bey'im. Bunların hepsi belli numaralar yapıyorlar, tamam mı? Sonrasında bunların hepsinin yaptığı numaraların hepsini bu Hazreti Musa'nın asası yılana dönüşüp hepsini yutuyor, biliyor musun Tomuç Eren Bey? Dolayısıyla gerçekten de hani Allah mucizesini bir kere daha göstermiş oluyor. Hatta büyücülerin çoğu da ne yapıyor biliyor musun Tomuç Eren Bey? Biz senin tanrın neyse ona inanıyoruz. Biz hayatımızda böyle bir şey görmedik. Bu büyü değil, bu sihir değil, bu mucize diyerekten Hazreti Musa'nın yanına gidiyorlar. Hazreti Musa'ya aynı şeye inanmak istediklerini belirtiyorlar. Kızıldeniz'i ikiye yarması da işte Hazreti Musa'nın İsrailoğullarıyla yeter artık bu Firavun'un zulmünden kaçalım dedikten sonra Tomuç Eren Bey, beraber bunlar kavimler göçü gibi göç etmeye başlıyorlar. Sonrasında Tomuç Eren Bey, Firavun İsrailoğullarını normalde ne diye çalıştırıyor biliyor musun? Köle olarak çalıştırıyor. Normalde Firavun döneminde Mısırlılar İsrailoğullarını, yani Yahudileri köle olarak kullanıyorlar. Sonrasında ben İsrailoğullarını alıp kaçıyorum diyerekten Hazreti Musa o Firavun'un zulmünden kaçıyor.
Ve bu sırada Tonguç Erhan'ın Firavun da bunları takip etmeye başlıyor. Firavun takip etmeye başladığı zaman işte bir denizin oraya geliyorlar. Gerçekten de çok korku içinde kaçıyorlar Hazreti Musa ve İsrailoğulları. Ve o sırada Tonguç Erhan'ın bu korkuyu baş edebilmek için Kızıldeniz bir anda ikiye yarılıyor. Böyle böyle dalgalar, malgalar böyle. Ve bu arada normalde burası deniz, tamam mı? Bu arada burası böyle deniz ve toprağın orasından böyle yürümeye başlıyorlar ve karşı kıyıya geçiyorlar. Böyle ufak bir boğaz var. Oradan karşı kıyıya geçiyorlar. Firavun da o zaman hemen bunları takip edelim diyerekten oraya gittiği zaman artık o hani deniz yarılmış. İnanılmaz bir büyük bir mucize var. Hani gel git olayında böyle sular yükselir alçalır. Onun gibi bir şey var burada. Ve oradan geçerken Firavun ve son anda ne oluyor Tonguç Erhan Bey? Deniz sadece Hazreti Musa ve İsrailoğulları için açılmıştı. Artık Firavun için açılmayacak diye kapanıyor deniz ve orada Mortanzi oluyor Tonguç Erhan Bey. Mortanzi. İşte Kızıldeniz'in ikiye yarması da başka bir mucizevi hikayesi diyebiliriz Hazreti Musa'nın. Ayetel Kürsü'ye baktığımız zaman Tonguç, Ayetel Kürsü hani Allahu la ilahe huvel hayyul kayyum de başlayan, aslında hani ailelerimizin bizi işte kötülüklere karşı korunursun, Ayetel Kürsü oku bir yere giderken diyerekten söylediği aslında Bakara suresinin 255. ayeti Tonguç Erhan Bey. Konusu Yüce Allah'ın sıfatları, yani Allahu la huvel hayyul kayyum. Allah hay, canlı ve kayyumdur. Yani her şeyin sahibidir aslında. Her şeyin dönüşü onadır aslında. Dolayısıyla burada bir sürü daha uyumaz, o her şeyi bilir, her şeyi görür, ona yorgunluk dokunmaz şeklinde Allah'ın yüce sıfatlarını Ayet-el Kürsü'de bahsediyor. Ve ismini içinde ayet kürsi kelimesi geçtiği için Allah'ın kürsü demek aslında bu. Allah'ın hükümdarlığı demek aslında bu. O yüzden Ayet-el Kürsü adını almış ve farz namazlarından sonra okunur genellikle. Hani farz zaman sonra Allahu vel hayyul kayyum la tehuzu sünnetu ve la nevm şeklinde böyle uzun bir ayet aslında. Kur'an'ın en uzun ayetlerinden bir tanesi diyebiliriz. İnsanı kötülüklerden ve beladan koruduğuna inanıyoruz Tonguç Erhan Bey. Dolayısıyla bu ayeti okuyaraktan hem işte sevap işlemiş oluyoruz. Tabii manasını bilmeden, şunu unutma, manasını bilmeden ayeti anlayamazsın. Yani Allah'ın söylediğinin ne olduğunu bilmeden sadece tekrar ederekten de gerçekten de o fazileti alamayız içimize. Yani o beynimizde veya aklımızda ve ruhumuzda o güzelliği tadamayız Tonguç Erhan Bey. Şimdi Tonguç Erhan Bey, Ayetel Kürsü'de geçen sıfatları Allah'ın çok önemli. Neden diyeceksin? Çünkü bak, Allah'ın zaten kendi adı Allah dediğimiz kavram aslında en genişi. İsmullah diyoruz bu adlarına. Allah'ın ismini. En önemlisinden hangisidir? İlk yani Bismillah diyoruz. La ilahe illallah diyoruz. Maşallah. Maşallah diyoruz. Her yerde Allah adı geçiyor. Kainatı yaratan ve idare eden. Allah'ın en kapsamlı adı diyebiliriz aslında. Eyvallah hocam. Hay saçma mı? Yani onda bile geçiyor bak, görüyorsun. El hay var, el kayyum var, el ali var, el azim var. Bunların hepsi de Tonguç Erhan Bey'im Allah'ın Ayetel Kürsü'de geçen adları. Hay mesela canlı demek, diri demek, varlığı devamlı olan, hayat sahibi demek. Kayyum demek hiç kimseye muhtaç olmayan, kendi kendine yeten, varlığı kendinden kendine yeterli olan demek aslında. Varlığı kendinden olmuş, yani hiç kimsenin tarafından yaratılmamış, doğurulmamış olan. Ali dediğim bir şey ise izzet, şeref ve hükümdarlık sahibi. Hani yüce manasına da geliyor aslında. El azim dediğimizde aslında zatının sıfatları, mahiyeti anlaşılmayacak kadar ulu olan, yüce olan da manası geliyor. Ali ve azim birbirine çok yakın. Azim tabii birazcık daha güç ve şeye de yakın. Sıfatlarının mahiyetinin büyüklüğüne de yakın. Dolayısıyla Tonguç Erhan Bey, Allah'ın Ayetel Kürsü'de geçen sıfatları da bizim için hani bu beş tane olarak, zaten Allah'ı biliyoruz ama dört tane özel olarak bunlar Ayetel Kürsü'de geçtiği çok değerli ve hani böyle şey var ya, Allah'ın isimleri var ya, Allah'ın kaç tane isim var hemen söyle bakayım. 99. Bana. Harikasın, tebrik ediyorum. İşte bunların da her birisinin özel bir manası var Tonguç Erhan Bey. Dolayısıyla bunların her birisinin özel manasını bilmemiz çok iyi olur Tonguç Erhan Bey. Ödüllü sorumuzu yapalım, yorumlara yollayalım. Hadi bakalım.